Selamünaleyküm. Merhaba kardeşler. Bir kitap analizi yapacağız inşallah. Yazarımız Saadettin Ökten. Malum bu kitabı okumuştuk Twitter'dan. Analizini yapacağız demiştik. İnşallah başlayalım. Kitabın adı Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul. Ötüken Yayınlarından çıkmış. Sonunda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim. Çok güzel bir eser. Yani İstanbul'a dair bir şeyler okumak isteyenler bu eserden istifade edebilirler. 250 sayfalık bir eser. Kimdir Saadettin Ökten? Hemen ona bakalım. 1942 yılında İstanbul'da doğuyor. Aslen Trabzonludur kendisi. Hatırlarsınız Celalettin Ökten'in oğludur. Babası Celalettin Ökten'dir. İlk İmam Hatip müdürü kendisi oluyor. 1982 yılında doçentliğe yükseliyor. 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde geçiyor. Oradan da 89 yılında profesörlüğe ulaşıyor. 2 sene önce hatırlayanlarınız olur. Sayın Cumhurbaşkanı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde kendisine kültür tarihi alanında ödül veriyor. Peki Saadettin Ökten Hoca'nın birkaç tane kitabı var. Onların isimlerini ve fotoğraflarını verelim. Okumak isteyenler, en azından araştırmak isteyenler bakabilirler. Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna diye bir eseri var. İçimde AVM Var diye bir eser var. Bu eser bende var. Çok da güzel bir eser. Yani bunu da tavsiye ederim. Yani çok güzel yapmış. Böyle spot cümleler var. Buna ekstra bir video çekmek lazım ama vaktim çok fazla olmuyor maalesef. Bu eser de çok kaliteli bir eser. Çok güzel bir eser. Tut kitaptan çıkmış. Saadettin ve şey de hoş olmuş böyle. Güzel bir reklam yapmış. Daha sonra şu kitabı var. Mesela Fincanımda Kola var. Bu da çok güzel kültürel bir eleştiri. Aynı formatta. İçimde AVM Var formatıyla aynı bir formatta. Bundan da çok güzel istifade edebilirsiniz. Bunlar çerez kitaplar. Böyle yani motivasyon kitapları. Çok da güzel eleştiriler oluyor içerisinde. Bu iki kitabı tavsiye ediyorum ekstra Saadettin Ökten Hoca'nın. Daha sonra Yahya Kemal'in Rüzgarı ile Düşünceler ve Duyuşlar kitabı var. Hayatından Portreler eseri. Okumadım tabii ben bunları. Aslında Bir Sanat Var diye başka bir eseri var. Gelenek, Sanat ve Medeniyet diye son eserini burada zikredelim. Var başka eserleri Kemal Sayar Hoca ile birlikte kaleme almış ama onları buraya almadım. Evet, peki yani Celalettin Ökten'den bahsetmeden geçmek biraz ayıp olur diye düşünüyorum. Çünkü Celalettin Ökten'in bu topraklarda özellikle İmam Hatip okullarındaki öğrenciler üzerinde büyük hakkı var gerçekten. Celalettin Ökten Hoca o CHP'nin o ceberrut döneminde, o zorba dönemlerinde İmam Hatip okullarının bir şekilde yürümesi, devam etmesi için gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyor. Onunla alakalı da bir eser tavsiye edeyim size. Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca diye. Bu eser de çok güzel. Hüseyin Yorulmaz kaleme alınmış. Hat Yayın Evleri çıkarmış. Yani hacimli bir eser ama hiç sizi sıkmayacak. Çok da güzel fotoğraflar da var. Tarihi fotoğraflar da var. Yani Celalettin Ökten'in düşünün Demokrat Parti'de rahmetli Adnan Menderes iktidara geliyor. Yani İmam Hatip okulları açılmaya çalışacak. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama koskoca başbakan CHP'nin kurmuş olduğu bürokrasiyi geçemiyor. Resmen tiyatro yapıyorlar. Yani tiyatro yapıyorlar bir okul açabilmek için. Bürokrasiyi delip geçebilmek için. Yani şunu söyleyebiliriz ki rahmetli Erbakan'ın idam edilmesinin sebebi sadece Arapçayı aslında çevirmesi veya dini hürriyeti kısmen de olsa getirmesi değil. Bu İmam Hatip meselesi de işin içerisinde. Bu kitaba da bakabilirsiniz. Evet. Saadettin Ökten Hoca iyi anlattık. Celalettin Ökten Hoca'yı anlattık. Şimdi biraz da Yahya Kemal ile alakalı ufak bir malumat verelim. Yahya Kemal Beyatlı gerçekten mümtaz bir şair. Yani Batı ile Doğu arasında sıkışmış, ezansız semtleri yazmış, Süleymaniye'yi yazmış. Yani orada namaz kılan insanda belki de bir müminden daha güzel orayı resmetmiş ama bir türlü işin içine girememiş. Çünkü o da ezansız semtlerin çocuğudur. 1984 yılında Üsküp'te doğuyor. O zaman Üsküp Osmanlı toprağı tabii. Yahya Kemal Beyatlı hiç kitap yazmamış. Çok garip.
Onun ardından gelenler onun şiirlerini, yazılarını kitaplaştırmış. Bu şekilde kitaplarına vakıf oluyoruz. Evet, şimdi kitaba geçelim. Kitabın portresi şu: Saadettin Ökten, Yahya Kemal Beyatlı merhumun alıyor bir şiirini, İstanbul'a dair bir şiirini. Ve o şiiri daha sonra tek tek, kelime kelime analiz ediyor. Çok güzel bir program yapmış. Mesela Bir Tepeden diye bir şiiri var Yahya Kemal'in. Rüya gibi bir akşam seyretmeye geldin. Çok benzediğin memleketin her tepesinde. Baktım, konuşurken daha bir kere güzeldin. İstanbul'u duydum, daha bir kere sesinde. Irkın seni iklimine benzer yaratırken, kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. Tarihini aksettirebilirsin diye çehren, kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış. Şimdi bu şiiri alıyor, ne yapıyor? Başlığını atıyor ve altını dolduruyor, ama yani güzel dolduruyor Saadettin Ökten, Allah razı olsun. Yani kitabı okuduğunuz zaman sizi bir sevinç ve bir de hüzün kaplayacak, bu kesin. Yani sevinç, böyle bir İstanbul varmış, Osmanlı bakiyesi. Çünkü anlattıkların hiçbiri yok şu anda. Saadettin Ökten'in surlardan bahsedecek, Üsküdar'dan bahsedecek, Cihangir'den bahsedecek, Valide Atik'ten bahsedecek. Yani içiniz kan ağlayacak. Çünkü bunların üzerlerinden buldozer gibi geçmiş bir CHP ve maalesef bir Demokrat Parti dönemi var. Yani yok, onlar yok. Ama farklı bir İstanbul var. Bu hali de güzel. Ama o hali rüya gibi. Gerçekten rüya gibi. Semtlerden bahsediyor. Buraya da bir vurgu yapmak istiyorum. Yani semtlerin bir kimliğinin olduğundan bahsediyor. Çok böyle enfes bir şekilde. Her semtin bir kimliği vardır diyor. Ama o semte o kimliğini veren, oradaki yaşayan güzel bir zatın aslında katkısıdır. Falanca zat bir semte gidiyor. O semte işte Ebul Vefa Hazretleri Vefa semtine ismini vermiş. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri işte Fatih semtini Beyazıt Beyazıt'a vermiş ve orada onlar kalıcı olmuşlar ve o semt bir kimlik kazanmış oluyor. Bu kimlik zamanla deforme oluyor maalesef, ama şu çok önemli: her semtin bir kimliği ve bir omurgası var. Bunu semtler muhafaza etmek zorunda. Özellikle kadim semtler bunu muhafaza edemedikleri zaman çok büyük sıkıntılar oluyor. Çünkü modernite bir yandan, sekülerizm bir yandan bizim mimarimizi de, mahallemizi de, semtimizi de, her şeyi aldı, süpürdü, götürdü. Komşuluk bırakmadı. Yani çok facia bir durum. Ama yine biz buradayız. Bunları düzeltmek için yine aslımıza rücu etmeliyiz. Vesaire vesaire. Eser çok güzel. Bir eleştirim olacak esere dair. Saadettin Ökten Hocam İstanbul'un başına gelen olaylardan bahsederken Demokrat Parti'nin 1957 yılında çok meşhur ve büyük bir facia olan İstanbul istimlakını yapıyor. Şimdi Saadettin Ökten Hoca oradan bahsediyor, İstanbul'un başına gelen olaylardan, ama Demokrat Parti ve Adnan Menderes'in ismini vermiyor. Bu bir hata kanaatimce, acizane. Neden? Çünkü yani bu topraklarda bizim kadim değerlerimize yönelik kim ne yapmıştı, bunu bizim bilmemiz lazım. Ha, kötü niyeti yoktu Adnan Menderes merhumun. Bakın, yukarıya bir tane video linki bırakıyorum. Tarihçi, bir tarihçimizin o zaman nasıl Adnan Menderes'i manipüle edip yanına nasıl Yahudi ve Ermeni mimarların yerleştirildiğini ibretle izlemek lazım. Yani burada kitabında yöneticilerin dikkat etmesini söylüyor, ama yine de adres vermek lazım. Kim yaptı? CHP camileri ahıra çevirdi mi? Çevirdi. Metrekare hesabı olarak camileri kapattı, sattı mı? Sattı. Ayasofya'yı müze, Sultanahmet'i de müze yapmak istedi mi? Yaptı. Ayasofya'yı başardı ama Sultanahmet'i başaramadı. Ondan sonra yani İslam'ın kökünü kazımaya çalıştı ve bunları biz nesilden nesile aktarıyoruz. Ama başka birileri de İstanbul'a ya da İslam'a bilerek ya da bilmeyerek bir zarar verdiyse, bunu da bizim anlatmamız lazım. Hakşinas olmamız için. Bizim için önemli olan hak.
Çünkü bu topraklarda muhafazakar iktidarlar da zarar verdi. Yani imarlaşma adına, birçok mesele adına İstanbul'un süliyeti bir şekilde bozuldu maalesef. Bunu da vurgulamak istiyorum. Evet, kitap çok güzel. Kitabı İstanbul'la alakalı ben bir şeyler okumak istiyorum. Dimağımda da güzel şeyler kalsın diyenler varsa kesinlikle bu kitabı okumalılar. Çünkü size bambaşka bir İstanbul sunuyor. Dediğim gibi kitap bittikten sonra bir ah çekeceğiz. Ya bu İstanbul nasıl elimizden kayda gitti diye. Ama olsun, böyle bir İstanbul burada kurulmuş. Ve geri gelir mi Allah bilir, ama onun için çalışabiliriz. Bize bir ufuk çizmiş oluyor kitap. Evet, analizimiz burada bitiyor. Kitapla alakalı yorumunuz olursa inşallah videonun altına yazarsınız. Selamun aleyküm ve rahmetullah.